Şimdi hazırlık antrenmanlarımız devam ediyor. Yoğun bir şekilde pazar günü siz de biliyorsunuz olayın bilinci şehir olarak herkes olaya vakıf olmuş. Biz son iki antrenmanımızı burada gerçekleştireceğiz. Şehir stadında bugün itibariyle başladık. Yarın 11'de bir tane antrenmanı yapıp ondan sonra kampa çekileceğiz. Pazar günü ordu maçına yine böyle mücadele gücü yüksek mücadele eden, kazanma arzusunda olan bir Ünye Sporu hep beraber izleme şansı bulmak için gayret sarf ediyoruz. Burada taraftarlarımızı da maça davet ediyoruz. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi takımın etrafında pervane olmuşlar. Ünye Sporu gönül birliğiyle, güç birliğiyle layık olduğu yere çıkarmanın peşindeler. Biz de taraftarımıza, Ünye şehrine, halkına yani bir sevinç, bir mutluluk yaratmadığına Ordu Sporu'la beraber ligin ikinci arası başlıyor. Çarşamba pazar oynuyoruz. Siz de takdir edersiniz ki tabii ki düşmeler oluyor, yorgunluklar oluyor. Böyle rotasyona gittiğimiz oyuncu isimleri de oluyor. Bir tane sakat futbolcumuz var. Emrah Santroforumuz tedavi için Ankara'ya gönderdik. Onu da en kısa zamanda aramıza katmak istiyoruz. Ama pazar günü galibiyet adına ne yapılıyorsa elimizden gelen her şeyi yapıp futbolcularla beraber iyi bir mücadele verip Ordu Sporu yenmek istiyoruz. Şimdi maçların hepsi ayrı bir değer taşıyor. Hepsi birbirinden güzel güçlü, güçlü rakipler. Zaten Ballin'de bakıldığında 108 takımın 4'ü çıkacak. 108 takımın oluşturduğu gruplarda bir bizim bu iki Trabzon takımı, iki Ordu takımının olduğu grup böyle biraz daha çekişmeli geçiyor. Alınan sonuçlardan da belli. Herkesin gücü birbirini yenecek güce sahip. O nedenle şimdi 3 tane müsabaka 10 günde bitiyor ama Herkes her şeyi yapabilir güçte. O nedenle biz 3 maçımızı da alırsak zaten kimsenin sonucunu da biz ilgilendirmiyor. Biz de ilgilendirmiyoruz. İşimize bakıyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki mağlubiyetler olacak. Teslim olursak işin rengi değişiyor. Teslim olmak yok. Mağlubiyetler tabii ki olacak. Bir opsiyonumuz vardı. Onu da kullandık. Bundan sonra daha yenilgi inşallah görmeyiz. Beraberlik dahi görmeyiz. Kazanan taraf biz olacağız. İyi bir iki günde takımımızı motivasyonu sağlayıp iyi hazırlayıp ordu maçına hem inanan Zaten her maça inanarak çıkıyoruz da zaman zaman tabii ki hatalarımız oluyor. Oyuncunun oluyor, bizlerin oluyor, hakemlerin oluyor. Biz kimseye suç seviyede de, çağda da, yaşta da değiliz. İşimizi yapacağız. Tek düşüncemiz ordu maçını kayıpsız geçmek. Şimdi bugün böyle biraz böyle lin hazırlık döneminin ordu maçının ilk antrenmanı. Hem böyle Ordu Sebat maçından sonra tam gün bir dinlenme, moral motivasyonumuzu biraz daha yukarıya çekme adına çocuklarla böyle bir mini toplantı, birebir böyle sohbetlerimiz oldu. Bugün de böyle bir teknik çalışma yapacağız, taktik ağırlığı. Yarın da ter antrenmanınızı yapıp maça odaklanacağız, maç saatini bekleyeceğiz.